Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün fırında pirinçli tavuk kapama yapacağız. Özellikle Trakya bölgesinde ve Bulgaristan göçmenlerinin sıkça yaptığı pirinçli tavuk kapaması yapacağız fırında. Benim kayınvalidem de biliyorsunuz Bulgaristan göçmeni, eşim Kırcadeli. Kayınvalidem de bayramlarda ve kalabalık bir misafir geldiği zaman sıkça yapar arkadaşlar ve çok lezzetli olur gerçekten. Bugün ben de yine 4 tane tavuk butu almıştım. 4 bardak pirinçli fırında tavuk kapama yapacağım pirinçli. Şimdi ilk önce tavuklarımı bol suyla güzelce yıkadım ve tütsüledim arkadaşlar tüylerini ocağın üzerinde ve yine bol suyla güzelce yıkadım. Şimdi büyük tenceremin içerisine koyarak üzerine su koyacağım ve tavuk butlarımı biraz kaynatacağım. Ben 4 tane tavuk butundan yapacağım. Siz isterseniz bütün tavuktan da yapabilirsiniz. Şimdi tenceremin içerisine su koyacağım. Ve biraz da tuz ekleyeceğim. Ve şöyle biraz karıştırarak tenceremi ocağın üstüne koyacağım ve tavuk butlarımı haşlayacağım. Tenceremi ocağın üzerine koydum. Şimdi kapağını kapayarak ocağımın altını yakacağım. Ve yaklaşık 45 dakika kadar tavuklarımın haşlanmasını bekleyeceğim. Tavuk butlarım haşlanırken 4 bardak pirincimi de bol suyla güzelce yıkadım. Şimdi üzerine ılık su dökeceğim. Şöyle yine batasıya. Şimdi üzerine biraz tuz dökerek karıştıracağım. Ve yaklaşık 1 saat kadar, yani tavuk butlarım pişene kadar pirinçlerimi tavuk butlarım pişti sanırım. Şöyle çatalın ucuyla kontrol edeceğim. Pişmiş. Şimdi tenceremin altını kapayarak tavuk butlarımı borcamıma alacağım. Tavuk butlarımı borcamıma aldım. Şimdi tenceremdeki tavuk suyunu süzgeçten geçireceğim. Şöyle süzeceğim. Şimdi tenceremin altını yakarak içerisine bir tatlı kaşığından biraz fazla margarin, bir çay bardağı kadar da sıvı yağ dökeceğim. Pirinçlerimi yaklaşık 40 dakika kadar suda beklettim ve suyunu süzdüm. Şimdi pirinçlerimi ilave edeceğim içerisine. Şöyle. Ve hepsini beraber karıştıracağım. Şimdi üzerine tavuk suyumu ilave edeceğim. Süzmüş olduğum şöyle. Birazcık batasıya, çok değil. Şöyle bu kadar yeterli. Ve bir tatlı
kaşığı kadar da tuz ekleyeceğim. Tuzumu ekledikten sonra tekrardan karıştıracağım. Ve üzerini kapayarak bir 5-10 dakika kadar daha pirinçlerimin suyunu çekmesini bekleyeceğim. Altını kısarak bir 10 dakika kadar pirinçlerimin suyunu biraz çekmesini bekleyeceğim. Pirinçlerim suyunu çekti. Şimdi ocağımın altını kapayacağım. Şimdi pirinçlerimi borcamıma dökeceğim. Ve şöyle yayacağım tepsinin içerisine güzelce. Şimdi üzerine butları dizeceğim. Şimdi kalan tavuk suyumu da yine tepsinin içerisine, tavuklarımın üzerine şöyle dökeceğim. Bu kadar yeterli. Fırında pişerken pirinçlerim tavuk suyunun hepsini çekecektir arkadaşlar. Şimdi hazırlamış olduğum pirinçli tavuk kapamamı önceden ısıtmış olduğum 200 derecedeki fırınımda bir 20 dakika kadar pişireceğim. Kapamamı fırından çıkardım. Pirinçlerim tavuk suyunu güzelce çekmiş. Tavuk butlarım da kızarmış. İçerisine baharat falan koymadım. Şimdi sadece biraz karabiber serpeceğim. Yerken desteğe bağlı yine biraz daha karabiber eklenebilir. Şöyle aralara biraz karabiber serpeceğim. Bugün de tavuk butlarından pirinçli kapama yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.